Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri örnek bir çalışma sergiliyor. Bilinçli Gençler Derneği öğrencileri bugün Çarşamba Pazarında pazar filesi, kese kağıdı ve çevreyi kirletmeyen pazar torbaları dağıttı. Öğretmenleri Mübeyyen Koçar ve Safiye Demirayak eşliğinde pazarı dolaşan gençlere Balıkesirliler de ilgi gösterdi. Bahçelievler Mahallesi Çarşamba Pazarı'nda öğle saatlerinde toplanan gençler, pazarı dolaşmadan önce öğretmenleri Mübeyyen Koçar megafonla halka amaçlarını anlattı. Balıkesirliler, sevgili kardeşlerim, amacımız nedir biliyor musunuz? Doğayı kirleten, petrolden yapılan, petrol ve petrol türevlerinden yapılan bu naylon poşetler, çatal, bıçak, kaşık olsun, torbalar olsun, Balıkesir'de daha önce Balıkesir Belediyesi'nin yapmış olduğu böyle bir projede sizlere duyurduğunu düşünüyoruz. Siyah poşetlerin, renkli poşetlerin 2010 Haziran ayından itibaren yasak olduğunu söylemeye geldik. Daha sonra gruplar halinde pazara dağılan öğrenciler alışveriş yapan halka file, torba ve kese kağıdı dağıttı. Bu okula gelmeden önce bu konu hakkında bu kadar bilinçli değildim. Hani fakat geldiğimden beri Mübeyyen hocam, Safiye hocam olsun. Evet. Hani bizi o kadar bilinçlendirdiler ki bütün halkımıza yaymaya çalışıyoruz biz. Elimizden gelenin yani en iyisini yapacağız. Ben de arkadaşımın söylediklerine katılıyorum ve evet, halkımızın da bize destek vermesini istiyorum yani. Balıkesirliler böylesi güzel ve faydalı bir etkinliği yapan gençleri tebrik ettiler. Bizim çocukluğumuzda hep bunlar vardı. Evet. Yine yaygınlaşsın. Çevre için, doğamız için çok güzel bir örnek bir çalışma. Okulumuzu tebrik ederiz. Sayın seyirciler, genel sağlık sigortası 1 Ocak 2012'de başladı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ömer Çalışkan, gelir tespiti için 31 Ocak'ın son gün olduğunu açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ömer Çalışkan, gerek yeşil kart vizesi biten vatandaşlarımız, gerekse genel sağlık sigortası kapsamı dışında olan vatandaşlarımız, ikametgah adresleri neredeyse oradaki sosyal yardımlaşma vakıflarına müracaat edecekler. Sosyal Yardımlaşma Vakfı Balıkesir Merkezi'de İl Özel İdare İşhanı 2. katta bulunuyor, dedi. Burada en önemli şey, şöyle bir algı oluşabilir. Ya ben sağlık yardımı da almak istemiyorum, prim de ödemeyeceğim dedikleri takdirde bir yanılgı içerisine düşecek vatandaşımız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu artık zorunlu. Yani kişinin isteğine bırakılmadı. Şimdi gelir tespiti için müracaatta bulunan vatandaşlarımız gelir tespiti sonucunda dilimler var. İşte G0 diyebileceğimiz, G1, G2, G3'tür. G0 diyebileceğimiz kazançları asgari ücretin 1/3'ünün altında olan hani vatandaşlarımız, eğer yapılan gelir tespiti sonucunda efendime söyleyeyim kazançları asgari ücretin 1/3'ünün altında kişi başına düşen vatandaşlarımızın primleri hazine tarafından ödenecek ve bu kişilere tescilleri yapılacak, aktivasyonları yapılacak. Gelir testini yaptırmayan ve gelir testi yaptırmak istemiyorum diye beyan eden vatandaşlarımız, biz asgari ücretin 2 katı kadar bir geliri var kabul ederek yaklaşık 213-214 lira gibi bir rakamı biz tahakkuk ettireceğiz. 2. Gündoğan Mahallesi'nde bulunan Vehbi Bolak İlköğretim Okulu velileri bugün okul önünde basına açıklamalarda bulundu. Veliler, ilköğretim okullarının yerine Endüstri Meslek Lisesi'nin getirilmesi yönünde duyumlar aldıklarını belirterek okulun ilköğretim olarak kalmasını istedi. Mahalle muhtarı Muammer Ayvaz da öğrenci velilerine açıklamalarda bulundu. Hakan Küçükakman'ın haberini izliyoruz. Bugün öğle saatlerinde okul önünde toplanan veliler, okul müdürlüğüne bu konuda böyle bir düşüncenin olduğu yönünde bilgi geldiğini duyduklarını, okullarının ilk öğretim okulu olarak devam etmesini istediklerini söyledi. Liseyi istemiyoruz burada. Lise istemiyoruz. İlk öğretim olarak mı? Kalsın, ilk öğretim olarak kalsın ve liseyi istemiyoruz burada. Neden lise olmasın? İstemiyoruz. Ama normalde Anadolu Lisesi olursa ya da farklı bir lise olursa istiyoruz. Ama 100. yıl teknik lisesi olarak istemiyoruz. Okul yapımına başlanmış. Başlanırsa başlanmış. Yeni yapsınlar. Ama yeni bir yeni yapsınlar. Hayır, bir şey olarak istemiyorlar. İhalesi oldu muhtarım. İhalesi oldu. Peki bu okul bak 8 yıl önce açıldığında bu okulda sadece tahta ve sıralar vardı. Başka hiçbir şey yoktu.
Anlatabildim mi? Biz bu okulun bilgisayarlarını düzebilmek için, televizyonlarını yapabilmek için pilav yaptık, sattık, gözleme ve yasattık. Ben istemiyorum okulu. Hiçbir yere gitmesini istemiyorum. Okul kapanıp başka bir yere taşınmak istiyoruz. Başka bir mahallede uzaktan gelen talebeler buraya getireceğini, buradaki ayağımızda okul bizim nasıl kapanıyor? Bu talebelerin hali bu 8 yaşında, 9 yaşında çocuğun hiç hali düşünülmüyor mu? İkinci Gündoğan Mahallesi Muhtarı Muammer Ayvaz da konuyla ilgili olarak velilere şu açıklamaları yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve hükümetin bu ilk öğretimi 12 yıla çıkarmasından dolayı bu mahallede bir lise kazandıralım düşüncesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü, bizim bölge müdürlüğü hareket ediyor. Böyle bir girişimde bulunduk, düşüncede bulunduk. Ne yapabiliriz dediler. Diyor ki bunu yapmamız için buraya bir yeni lise yapmamız gerekir. Ya da yeni bir okul yapmamız gerekir. Bunu yapmak için de bir araştırma yaptık. Araştırmamızın sonunda en güzel yer olarak da Mehmet Akif Ertuğ İlk Öğretim Okulu'nun bahçesini münasip gördük. Yeni bir öğretim okulu olmadan, yani Vebbi Bolak'tan daha güzel bir okul olmadan, daha da güzel bir olmadan bu işe girişilmesi, bu okulun kapanması söz konusu değil. Okullarının ilk öğretim olarak devam etmesini isteyen veliler, bunun aksine bir karar alınmaması için gerekli çabalarını sürdüreceklerini ifade ettiler. Velilerin okul önündeki basın açıklamaları esnasında emniyet güçleri de hazır bulundu. Devam ediyoruz eyleme o zaman.